Eğitim öğretim biliyorsunuz 1 Eylül'den itibaren öğretmenlerimiz okullarında olacak. 9 Eylül'de de eğitim öğretim tamamen başlamış olacak. Tabii Urfa'nın eğitim öğretimi her yıl olduğu gibi bu yılda maalesef yine sorunlarımız, sıkıntılarımız, problemlerimizle başlayacağız. Özellikle her zaman söylediğimiz gibi yine başta öncelikle öğretmen açığımız maalesef. Öğretmen açığımız gitgide arttı. Eksilmeyi bırakın, sayı oldukça fazlalaştı. Yaklaşık 12 bin öğretmen açığımız var maalesef. Biliyorsunuz eğitimin lokomotifi olmazsa olmazı öğretmendir. Öğretmen açığınız olduğu durumda bu açığı kapatabilmenin yolu nedir? Artık ben de doğrusu bilemiyorum. İşte bundan sonra ne yapacağız? Ücretli öğretmenlik yoluyla bu açığımızı kapatmaya çalışacağız. Şimdi biz buradan özellikle ben yetkililere seslenmek istiyorum. En son 20 bin öğretmen alımı oldu ki mülakata alındılar. Bunu da altını çizerek belirteyim. Kesinlikle mülakatın olmaması gerektiğini her platformda, her ortamda söyledik. Çünkü KPSS puanına göre alımların mutlaka olması gerekir. Bu 20 bin öğretmenin bir an önce atamasının yapılması ve aslan payının mutlaka her ilden 81 ilden önce Urfa'ya verilmesini biz istiyoruz. Şimdi geçen alımlarda hep baktığımız zaman ilk atamalarda Urfa'ya yaklaşık %12-13 oranında bir sayıya tekabül ediyordu. Bu yıl inşallah %25'in üzerinde, yani en azından 5000 öğretmenden fazla, bu 20 bin öğretmenin içerisinden 5 bin öğretmenden fazla öğretmenin ilk atamasının mutlaka Urfa'ya olmasını istiyor, bekliyor ve diliyoruz. Çünkü gerçekten Urfa'da öğretmen açığı az önce söylediğim gibi 12 binleri geçmiş durumda. Mesela bu yıl bakanlığımız öğretmenlerin gönlü hoş olsun, öğretmenler istediği yerde görev yapsın, öğretmenler mutlu olsun ki yansıması da çocuklara, topluma iyi bir şekilde olsun. İki sefer il dışı tayini verildi. İki sefer mazeret izniyle ilgili tayin hakları verildi. Ve bu süreçte yaklaşık Urfa'dan 4000'den fazla öğretmen il dışına gitti. Biz istiyoruz ki insanlar mutlu olacağı yerlerde kendi çalışmalarını yaparak en verimli, en maksimum düzeyde bir fayda sağlayabilsinler. Ve biz Urfa'mıza da döndüğümüz zaman mutlaka bu 20 binlik alımından, 20 binlik öğretmen atamasından mutlaka en azından 5 binden fazla öğretmenin Urfa'ya verilmesi gerekir ki kendi işimizi yürütebilelim. Ben buradan özellikle bizim siyasilerimize, milletvekillerimize, sayın bakanımıza, sayın valimize, sayın il milli eğitim müdürümüze sesleniyorum. Gerçekten bu konuda sağ olsun sayın valimiz, il milli eğitim müdürümüz üzerine düşeni yapıyor. Buradan siyasilerimize de sesleniyorum. Özellikle bu alınan 20 bin öğretmenden aslan payının Urfa'ya verilmesine ve en azından 5 binin üzerinde öğretmenin Urfa'ya verilmesi gerekir ki biz de bu eğitim öğretimdeki aksaklıkları bir nebze de olsa atlatmış olabilelim. Diğer yönden baktığımız zaman en fazla öğrenci bizde. Sınıflarda öğrenci fazlalığı bizde. Derslik yetersizliği bizde. İkili eğitim bizde. Dolayısıyla bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Bu sorunların mutlaka el ele verilerek birlikte çözülmesi gerekir. Bu konuda gerçekten yereldeki yetkililerimiz üzerine düşeni yapıyor.
ve ben buradan tekrar siyasilerimize, ki geçenlerde Milli Eğitim Bakanımızı da sağ olsun ziyaret etmişlerdi. Bu tür bilgileri bizden de alıp birebir, özellikle bu işin içerisinde olmamız hesabıyla, var olan sorunları bizden de dinleyip iletseler. Çünkü bizim de buradaki amacımız Urfa'nın eğitimine, çocuklarımıza, ilimize, ülkemize hizmet etmektir. Gerçekten çocuklarımız pırlanta gibi çocuklar, başarılı çocuklar. Başarıyı verdiğiniz zaman gerçekten azami düzeyde bilgiyi yüklenecek, daha iyiye, daha iyi güzele doğru yol alacak gençlerdir. Bunları heba etmememiz gerekir. Hep beraber üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Bir de ben buradan özellikle toplum yararına projesi, biliyorsunuz, var. Buradan İşkur üzerinden elemanlar alınıp okullara veriliyor. Ve bu çalışmanın da bir an önce olması gerekir ki yarın hijyen, temizlik açısından okullarımız tamamen hazır bir şekilde çocuklarımızın hizmetine, istifadesine sunulacak bir şekle dönüştürülmesi gerekir. Ben buradan da yetkililere sesleniyorum. Bu toplum yararına çalışacak elemanların bir an önce çalışmasının yapılıp okullar açılmadan kimin hangi okula gideceği belli olup bu konuda gerekli hassasiyetin gösterileceğinin ne eminim ben. İnşallah bir an önce bu çalışmayı da yetkililerimiz dikkate alır ve buna da bir çözüm üretir diye düşünüyorum.